Arkadaşlar merhaba ben hırsız. Yanımda da çılgın var ve zenginle fakir var. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Şu anda yanımda zengin, fakir ve Arda var. Ama biz onları göremiyoruz. Bakın burada bu ip birisine bağlı, görüyor musunuz? Şu anda zengin bu ipin ucunu tutuyor ama görünmez olduğu için biz onu göremiyoruz. Zengini tekrardan görünür yapmak için bir şey bulmamız lazım ama aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Zengin tamam sakin ol gel. Zengin gel şu tarafa gel. Arkadaşlar zengini tekrardan nasıl görünür yapabiliriz? Dün size sormuştum. Bir tane arkadaşımız yazmış ki kamerayla çekin yazmış. Kamerayla çekersek belki zengin gözükebilir. Doğru söylüyor aslında. Şimdi kamerayla kendimizi çekeceğiz. Bakalım zengin gözükcek mi? Hırsız bence işe yarar. Şu anda zengini, fakir ve Arda'yı göremiyoruz. Burada görünmezler. Ama ısıya duyarlı kameralarla çekersek kamera bence zengini görmemize yardımcı olabilir. Doğru söylüyorsun. Haydi bakalım. Şimdi zengini, fakiri ve Arda'yı kamerayla çekeceğiz. Bakalım evde kamera var mı? İlk önce kamera bulmamız lazım. Evet işte kamerayı yerleştirdik. Zengin, şöyle gelin. Bakalım kamera görünmez insanları gösterecek mi? Şimdi anlayacağız. Evet zengin tam burada durun. Zengin, fakir ve Arda şu anda görünmezler. Bakalım onları görebilecek miyiz? Ya da seslerini duyabilecek miyiz? Evet hırsız çok iyi düşündü. Belki kameralarda gözükebiliriz. Hırsız, çılgın ve diğerleri bizi göremiyorlar. Ama belki kamerada gerçekten gözükebiliriz. Evet abi. Hırsız. Bakın biz şu anda buradayız. Arda ile beraber, zenginle beraber buradayız. Kamerada umarım gözükürüz. Bundan emin değilim. Ama lütfen bizi kurtarın. Biz görünmeziz şu anda. Bu halimizden kurtulmak istiyoruz. Evet hırsız, tek çağrımız sizsiniz. Kurtarın bizi. Evet, kamera önünde durdular. Şimdi alıp kamera kayıtlarını izleyebiliriz. Bakayım zengin, fakir ve arda kamerada gözüküyor mu şimdi anlarız. Umarım kamera görünmez insanları gösteriyordur ya. Sonuçta ısıya duyarlı bir kamera bu. Bence gösteriyordur. Şu kamera kayıtlarını alalım da izleyelim. Zengin sen yine de şu ipi bırakma da ne olur ne olmaz. Her neyse kaydı başlatıyorum. İşte bu zengin. Zengin gerçekten kamerada gözüküyor. Fakirle beraber. Neyse dinleyelim. Evet. Diğerlerimizi göremiyorlar. Ama belki kamerada gerçekten gözükebiliriz. Evet abi hırsız. Bakın biz şu anda buradayız. Arda ile beraber zenginle beraber buradayız. Kamerada umarım gözükürüz. Bundan emin değilim. Ama lütfen bizi kurtarın. Biz görünmeziz şu anda. Bu halimizden kurtulmak istiyoruz. Evet hırsız tek çağrımız sizsiniz. Kurtarın bizi. Evet bu gerçekten işe yaradı gördünüz mü? Zengini, fakiri ve Arda'yı kamera kayıtlarında gördük. Tamamdır çok güzel. Bu çok güzel bir gelişme. Zengin, siz de fark etmişsinizdir. Şu anda bizi duyabiliyorsunuz biliyorum. Bundan sonra zenginle, fakirle ve Arda'yla kamera sayesinde haberleşebiliriz. Kamera onların sesini de duymamıza yardım ediyor, görüntülerini de görmemize yardım ediyor. Çok güzel bir gelişme bu. Fakir kardeşim bu çok güzel bir haber değil mi? Kamera sayesinde hırsız ve diğerleri artık bizi görebiliyor. Kamerayla onlarla iletişime geçebiliyoruz. Zengin Zengin biliyorum buralardasınız hala beni duyuyorsunuz. Zengin bak şimdi sizi tekrardan eski halinize dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız. Ama sen her ne olursa olsun bu ipi bırakma tamam mı? Merak etmeyin ya bırakmayacağım. Gel şunlara bir mesaj daha yollayalım kamera sayesinde. Daha sonra kamera kayıtlarını televizyona takarız onlar da izler. Evet abi haydi gidelim. Gelin gelin takip edin şimdi beni. Hırsız Bakın şimdi iyi dinleyin beni. Bize yardım edecek aslında birisi var. Ama bu kişiyle sadece siz konuşabilirsiniz. Çünkü bizi hiç kimse görmüyor. Şimdi size dediklerimi yapın tamam mı? İlk önce Minecraft parodileri şehrine gidin. Şehre gittikten sonra benim evimin gizli sandık odası var rüzgar odasını biliyor. O odaya inin ve orada sihirli lamba olacak. Önceden o sihirli lambanın içinde Aladdin vardı. Şu anda ise Herobrine var. Herobrine'i o sihirli lambanın içinden çıkartın ve Herobrine'den bir istekte bulunun. Belki gerçekleştirmez bilmiyorum ama Herobrine'in gerçekleştirmesi lazım. Bizim tek kurtuluşumuz Herobrine şu anda. Herobrine bizi tekrardan görünür hale getirebilir. Şu anda görünmeziz. Herobrine'e deyin ki zengin fakir ve arda şu anda görünmez. Onları sihirli güçlerinde tekrardan görünür hale getirebilir misin deyin. Herobrine bunu kabul ederse yapabilir. Haydi bakalım, güveniyoruz size. Evet, şimdi şu kamera kayıtlarını alalım şuradan da. Hemen televizyona takalım izlesinler onlar da. İp nerede? Zengin ipi neden bıraktı? Olamaz, olamaz. Hırsız televizyona bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor ya televizyona? İşte bu zengin, fakir ve arda bize bir mesaj daha bıraktılar. Dinleyelim bakalım. Hırsız, bakın şimdi iyi dinleyin beni. Bize yardım edecek aslında birisi var. Ama bu kişiyle sadece siz konuşabilirsiniz. Çünkü bizi hiç kimse görmüyor. Şimdi size dediklerimi yapın tamam mı? İlk önce Minecraft Paradeleri şehrine gidin. Şehre gittikten sonra benim evimin gizli sandık odası var. Rüzgar orasını biliyor. O odaya inin ve orada sihirli lamba olacak. Önceden o sihirli lambanın içinde Aladdin vardı. Şu anda ise Herobrine var. Herobrine'i o sihirli lambanın içinden çıkartın ve Herobrine'den bir istekte bulunun. Belki gerçekleştirmez bilmiyorum ama Herobrine'ın gerçekleştirmesi lazım. Bizim tek kurtuluşumuz Herobrine şu anda. Herobrine bizi tekrardan görünür hale getirebilir. Şu anda görünmeziz. Herobrine deyin ki zengin, fakir ve arda şu anda görünmez. Onları sihirli güçlerinde tekrardan görünür hale getirebilir misin deyin. Herobrine bunu kabul ederse yapabilir. Haydi bakalım güveniyoruz size. Tamamdır çok güzel fikir. Zengin buralarda bir yerlerdesiniz hala biliyorum. Siz sakın bu gizli suyun altındaki evden çıkmayın tamam mı? Senin dediğini yapacağız. Minecraft parodileri şehrine gidip rüzgarla beraber o sihirli lambayı alacağız. Ve Herobrine'den yardım isteyeceğiz. Bakalım Herobrine sizi eski halinize çevirecek mi? Çılgın sen burada kal. Miray ve Barbie'nin yanında kal. Tek erkek sensin ona göre. Yani bir de bir şey olur eve hırsız falan girer. O yüzden senin burada kalman lazım. Merak etme hırsız ben buradayım. Siz Rüzgar'la beraber gidin. Zenginin dediklerini yapın. Tamamdır gidiyoruz. Rüzgar haydi gel gidelim. Fakiri Arda'yı ve babanı kurtarmaya gidelim Rüzgar. Tamamdır hırsız abi haydi gidelim. Gel takip et beni. İlk önce Minecraft parodileri şehrine gideceğiz. Ve o gizli odaya girip sihirli lambayı aldıktan sonra Herobrine'den yardım isteyeceğiz. İlk önce yukarıya ışınlanalım. aşkım biliyorum canım benim ben de seni çok özledim Arada da seni çok özledi evet baba ya annem bizi göremiyor biz onu görüyoruz duyuyoruz ama o bizi göremiyor duyamıyor ne kadar kötü evet oğlum ama merak etme kurtulacağız bu durumdan aşkım seni çok seviyorum yakında bu durumdan kurtulacağız hiç merak etme tekrardan beraber olacağız elini tutabileceğim şu anda ne ona dokunabiliyorum ne de o beni görüyor. Çok kötü bir durum ya. Her neyse. Hırsız ve Rüzgar umarım Herobrine'den yardım isteyebilir. Herobrine'de bu yardımı umarım gerçekleştirir. Tek şansımız bu. Merak etme fakir. Herobrine yardımı gerçekleştirecek ve görünmez halimizden kurtulacağız. Hiç merak etme. Umarım öyle olur abi. Öf ya öf ya. Gittiğimiz her yerde başımız belaya giriyor. Her ne olursa olsun hep başımız belaya giriyor. Saçma değil mi Zengin fakir ve artık görünmez oldu Böyle bir şey olabilir mi ya Hep böyle saçma sapan olaylar Zaten bizim başımıza geliyor Her neyse ben gidip birazcık Ayça ile ilgileneceğim O da fakir gittiğinden beri Çok üzgün Ayça ne yapıyorsun kızım Öykü ne yapıyorsunuz Dışarısını izliyoruz anneciğim ne yapalım ya Babam gittiğinden beri çok mutsuzum Merak etme kızım yakında geri dönecekler hiç merak etme. Elimizden geleni yapıyoruz. Fakirin dönmesi için her ne olursa olsun elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakir aşkım beni duyuyorsun, beni görüyorsun. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sakın umudunu yitirme sakın. Başaracağız bunu. İşte Minecraft Ordileri şehrine geldik. Hemen sizin eve gidelim Rüzgar ve oradan sihirli lambayı alalım. Evet hırsız abi. Daha sonra ise babamları kurtarırız. Aynen öyle merak etme. Zengini, fakiri ve Arda'yı kurtaracağız. Tabi Herobrine bize yardım ederse. Herobrine sihirli lambanın içinde şu anda. Büyük ihtimal Herobrine bize tek bir şartla yardım edecek. Sihirli lambanın içinden çıkmak isteyecek. O yüzden ona oyun oynamamız lazım tamam mı? Evet doğru söylüyorsun. Herobrine'i o zaman sihirli lambanın içinden çıkartacağımızı söyleriz. Dileğimizi gerçekleştirdikten sonra ise onu sihirli lambanın içinden çıkartmayız. İşte bu kadar. Güzel fikir. İşte Rüzgar, zenginin dediği gibi evinize geldik. Şimdi gizli oda nerede söyle bakayım. Hırsız abi, buzdolabının arkasında bir düğme var. O düğmeye tıkladıktan sonra hemen bizim yatak odaya çıkıyorsun. Yatak odada kitaplıkların orada gizli bir alan açılıyor. Oradan aşağı atlayıp sihirli lambayı oradan alacağız. Tamamdır. Evet ilk önce şu düğmeye tıklayalım işte burada. Düğmeye tıklayıp yatak odasına gideceğiz. Gel Rüzgar haydi. Bakalım gizli oda neredeymiş. Hemen sağ tarafta hırsız abi. Burası mı? İşte. Haydi bakalım bekleyelim. Aynen öyle. Tamamdır güzel. Gizli odaya geldik. İşte sihirli lamba arkamda. Tamam. Şimdi bu sihirli lambanın içinde Herobrine var öyle mi? Herobrine'i çağırmak için bir defa sihirli lambaya dokun ve bekle. Herobrine geldikten sonra ise onu bu sihirli lambanın içinden çıkartacağımızı ve özgür kalacağını söyleyeceğiz ona. Ama dileğimizi gerçekleştirmesini isteyeceğiz. Yani ona kısmen yalan söyleyeceğiz. Hep o kötülük yapacak? Biraz da biz kötülük yapalım değil mi? Doğru söylüyorsun Rüzgar. Her neyse. Herobrine haydi gel buraya. Senden bir dilek dileyeceğiz. Bunun karşılığında ise serbest kalacaksın. Tekrardan eskisi gibi özgür olacaksın. Haydi gel Herobrine.